Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Eternal Card Game'de ana görevlerden check-in ikramiyesindeki 16 görevden 5.'si olan Praxis kaçağını yapacağız. Biz bu görevleri hangi desteğiyle yapıyoruz? Ölüm içeride destesi adını verdiğimiz desteğiyle yapıyoruz. Bu desteği de tanıttığımız videomuz sağ üstte kart açılacak. Şimdi bir tane arkadaşlar ona tıklayarak gidip isterseniz onu inceleyebilirsiniz. Şimdi hemen hikayeye bakalım. Ne diyor Praxis kaçağı? Daha önce kimsenin Praxis Arcanum'dan yasaklandığını duymamıştım. Yani bu kendini oradan attıracak bir şey yaptıysa ilginç bir hikayesi var demektir diyor. Görevimizin kuralına bakıyoruz. Her oyuncu turunun sonunda o oyuncu bir zaman mührü oynar diyor. Bu da şimdi ne demek arkadaşlar? Şimdi her turun sonunda ekstra bir güç alacaksınız demek, bu bir. İkincisi, bizim kullandığımız deste ateş ve adalet destesi ama siz bir zaman destesiyle ben yapacağım diyorsanız ekstra bir zaman etkisi kazanmak demektir ki bu da avantaj olur. Böyle bir desteyle yapanlar için hemen oyna diyelim. Ve bekleyelim. Evet, destemizi seçiyoruz. Siz dediğim gibi istiyorsanız zaman desteniz varsa oradan da alıp deneyebilirsiniz ama ben buradan size önceden tanıttığım bu desteyle yapıyorum ki siz de bu desteği oluşturup rahatça yapabilirsiniz. Evet, şimdi gelsin bakalım. Şimdi bir ikinci dikkat etmemiz gereken de elimizi nasıl seçeceğiz? Bunu da her görevin başına mutlaka söylemeye çalışıyorum. Çünkü tek bir görevi açıp şu an bakıyor olabilirsiniz. Öncekilere bakmamış olabilirsiniz. Kuralımız şu. Elinizdeki güçler en az 3 tane olsun. 1, 2 ve 3 var. Ve birimleriniz en az 2 tanesi 0, 1, 2 ya da 3 gücünden olsun. 0 yok, 1 yok, 2'den büyü gelmiş. Yani yok. 3'e bakıyorum, bu bir silah. Buna bakıyorum, bu bir birim. Bu da bir birim. Evet, 2 tane birimim gelmiş. Güzel. O zaman bu el benim için uygundur diyorum. Ve de olayımıza başlıyoruz. Şimdi bu destemiz de bizim için Milo ve hayat çalan birimler önemli. Ne dedi? Çok geç kaldım, bir şey dedi, kaçırdım orayı. Siz okursunuz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi önden bir birimim ortada olmadığı için bu şimdi bu tur o bir gücü vermeyecek. Zaten bu turda bir gücünden kullanacağım bir şey yok. Bu da 5'e kadar götürürsem dönüşebiliyor. O yüzden şimdilik birimim de zaten olmadığı için kullanacak. Bunu basalım. Bir sonraki tur o bir gücü zaten bize katacak. Ekstra güç de zamandan geldi. Turumuzun sonunda basıyordu zaten, söylemişti. Bakın, o zamandan gittiği için iki tane zaman etkisini bir anda kazandı. Yalnızca benim ya da zaman yana doğru mu gidiyor diyor. Şimdi buradan ikinci gücü basacağız. Şunu basarsam şu dönüşme hakkını kaybedeceğiz. 5 gücüne ulaştığımızda zaten bu turda bunu basarsam biz de zaman basacak 4. Bir sonraki tur bir güç daha basınca bu dönüşecek. Bu da dönüştüğü zaman bir birime 3 hasar, 3 can katıyor ve hayat hırsızı özelliği veriyor. Şunu basalım. 3 gücünden şimdi pazarımdan bir şey alabilirim. Şöyle yapalım. Benim pazarımda aslında Milo var. Alabilirim ama buna destek lazım. Mesela destek dediğimde şu. Bir hızlı büyü lazım. Elimize gelmeli. Çünkü neden? Bunu yok edecek bir büyü yapabilir. En azından onu engellemek için bir hızlı büyüm olursa bunu koruyabilirim. Bu da çok önemli çünkü kendi hasarı canı kadar oyuna kattığımız birimlere katıyor. Ve bunun da hasarın canını sürekli yükseltecek. Mesela bu var. Her bir birim kattığımda bir hasar bir can ekleyip duruyor gibi. Ben buradan Milo'yu almak istiyorum. O yüzden şu uçan birime katalım. Hem de bir birimimiz olsun. Peki buradan neyi alacağız? Buradan bolca zaten bize güç geliyor. Gücü çok kafamıza takmamıza gerek yok. Turun sonunda zaten güç geliyor ama kalsın, bu da lazım. Şu pazar birimimi göndereyim. Bu kara birimi zaten. Milo'yu bir alalım elimize. Güzel. Bu turda böyle. Bunu 3 gücünde koymayacağız. Bunu destekçisi olduğu zaman bunu kattığımda desteğe de güç bırakacak şekilde katacağız. Ya da sağlık çalan birim lazım bana. Şimdi bu birim ne diyor? 5 ya da daha az hasarı olan bir birimin maliyetini bir azaltıyormuş. Bu kendine avantaj sağladı tabi. Şimdi benim burada bakın destek geldi, hızlı bir 3 hasar 3 can katıyor. Önce şu gücü basalım. 5 olsun, şu dönüşsün. Bu da ne oldu? Bizim ekstra desteğimiz oldu ama bu 2 gücünde. Şimdi 2 güçle bırakıyorum geriye.
Şöyle yapacağız. Bu 1. Bu 2 daha 3. Şu da 3, 6. Turun sonunda bir güç gelecek, 6 olacağız. Bir sonraki tur bu ölmemişse ve bunları kullanmak zorunda kalmamışsam bu 3 hasar 3 can ekleyecek. Bu da 3 hasar 3 can ekleyince ne olacak? Bu 7 hasar 7 can olacak. Ve de üstüne bunu eklediğimde 8 hasar 8 can olunca burada 3 tane kedi çıkaracak. Her birine 8 hasar 8 can ekleyecek. Hepsi 9 hasar 9 canlı olacak. Ve onlara saldırtabileceğim. Bunu da bayağı güçlendirmiş olacağız. Ama bu tabii şu 6 hasar 6 can geri gidecek sonra. Şimdi Milo'yu bu el koruman lazım. Ama bunları kullanırsam sonraki tura değil de uygun zamanda bunu ekleyebilirim. Şimdi bu turu bekleteceğiz. Bunu yok etmemesi lazım. Yok ederse artık ki duruma göre devam edeceğiz. Elindeki bir birime hücum özelliği ver dedi. O zaman hangi birime veriyorsa o büyük ihtimal şimdi koyduğu gibi saldırtacak. Yapmadı. Bununla saldırdı sadece. Dokunmayacağım. Vursun. Tamam. Etkisinin her birimi için bir hasar bir can alıyor. Yani bu birimi susturan bir kartımız gelirse o zaman bu anında sıfır hasar sıfır can olacağı için gidecek. Şimdi ben bunu da bununla da yok edebilirim ama susturma birimim gelince bunu zaten yok ederim. Şimdi dediğimi yapacağım. Öncelikle bunu 6 hasar 6 can ekleyince bunu normalde Milo'ya saldır demiyoruz. Bu bizim için destek. Ama bu hayat hırsızı ekleyeceği için bu elliğine saldırtacağım. Zaten destek gelecek. Tabii ben buna ayı silahını ekleyebilseydim elimde olsaydı o da büyük avantajdı. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle buna saldır diyelim ki bu bunu engellesin. Ama bunu katamam o zaman. O zaman bunu da en son katmak zorunda olduğum için önden katacağım. Şunu da kat. Güzel. Şimdi Y7'ye 7 oldu. Bunu da ekleyince 8'e 8 olacak ve her birine katacak gelen kedilerin. Evet, aynen. Bakın böyle. Şimdi bu ikisi bunu normalde alabilirdi ama bu enerjisini harcadığı için böyle. Ama bu sürpriz yapıp bir şey elinden çıkarır buna eklerse ya da ölümcüllü bir birim koyup bunu yok ederse normalde bunu saldırmıyorum ama bu turluğuna saldıracağım hepsiyle. 27, buradan 8, 35, bu da 37. İşini bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi Milo'yu kullandık. Bu bunu engelledi. Güzel. Şuradan da 8 can alacağız zaten. Ve bu da işini bitirdiği için artık gerek kalmadı. Bu nasıl yaşanabildi? Ve böylelikle de bu görevi de rahatça geçmiş olduk. Gördüğünüz gibi deste güzel ama duruma göre kullanmalıyız. Savunmamıza, her şeyimize dikkat etmeliyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde Jack'in ikramiyesi görevindeki diğer görevlerle devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.